Aramıza hoş geldin abi. Müsaade etin öpeyim abi. Dur yapma. Öpeyim abi. Öpeyim Allah aşkına yavaş öpeyim ulan, abi. Elimi kılacaksın. Hürmette kusurumuz olmasın. Allah aşkına öpeyim abi. Öpeyim dur, mi? Bırak. Yapma. Ah. Bırak öpeyim. Bileğim çıkacak. Ay, ulan Allah öpeyim. Allah. Yapma. Bırak öpeyim be abi. Oh. Artık ölsem de gam yemem. Abinize hoş geldin deseniz ulan. Hoş geldin abiciğim. Bu ne abi? Ne yapıyorsun abi? Kendinize gelin bana bak. Gel gel. Şah şah şah. Karra bella çok yaşa. Ya ya ya. Şah şah şah. Karra bella çok yaşa. Yeter. Şah şah şah. Yeter be. Yormayın abimizi. Artık ölsem de gam yemem. Biz abiyiz abi. Müsaade et, mahiyetini tanıştırayım. Şu gördüğün arkadaş, meydancın 17 belakadir. Çok saf ve temiz bir arkadaştır. Ne o? Omoyla mı yıkanıyor? Senden iyi olmasın, 17 tane leşi var. 17 leşi mi var? 17 bir şey mi? Leş dediğin 237 olmalı. Bu arkadaş da yatakçın tavuk hırsızı Piliç Kerim. Bu mu Piliç? Hiç mi Piliç görmedik? Bu olsa olsa fil. Yok fil de kurtarmaz. Ayı. Ayı olur. Bu arkadaş da sabah postan Leylek Kadri. Niye leylek diyorlar sana? Yoksa Eyüp'teki topal leyleği sen mi? Sakat bıraktım. Hı? Estağfurullah abimiz. Hadi bakalım. Öpün ağanızın elini. Durun lan. Durun. Geçin sıraya. Olmaz böyle. Geçin sıraya. Geçin. Geçin şöyle bakayım. Geç şuna. Öp bakayım. İyi öpmedin, bir daha öp. Aferin. Piliç. Ayı Piliç'i. Geç bakayım. Senin ağzın sarımsak kokuyor, git yıka bakayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ooo Erol Bey! Eve yağ, şeker, pirinç gönderdim. Ödemek için sıkılmayın. Kamil Bey benim kardeşim sayılır. Başka arzunuz var mı? Sağ ol Halil Efendi, yok. Çok severim babasını, çok. Dükkanımı istesin, canım feda. Geçmiş olsun evladım. Allah kurtarsın. Sağ ol. Ha, nefis bonfile hazırladım. Ağzınıza layık. Hemen çıraklı eve yollarım. Teşekkür ederiz Mehmet Efendi. Rica ederim. Allah zihin açıklığı versin evladım. Sağ olun. Aslan evladım, kahraman babanın asil evladı. Kardeş gibi severim babanı. Kayseri'ye telefon ettim. Hülya'yı taksiyle getiriyorlar. Seni gidi kafir, seni gel bir daha öpeyim. Birinci koğuştaki Bedri Ağa'dan. Ellerini öpüyor. Pişmiş mi? Bak şunu. Pişmiş ağam. Bırak. İkinci koğuştaki garibanlardan. Hayır duasını eksik etmesin diyorlar. Ya imam mıyım ben? Bırak. Bu tavuklar ne? Senin için özel olarak çaldım. Gardiyanın kümesinden abi. Bunlar kart be. Bir daha körpesini isterim. Bırak. Bas. Piliç. Ayı Piliç'i. Bunlar ne? Bunlar da dördüncü koğuştan. Ne istersen var abi. Gömlek, kravat, çorap, menü... Bırak bakalım. Gömlekler uymazsa dördüncü koğuşa uydururum. Eyvallah ağam. Ne o? Taşınıyor musun? Yok abi. Müebbetler koğuşundan atlas yastıkla yorgan. 3-5 yorgan daha gelirse yorgancı dükkanı açacağız. Bırak. Baştın abi.
17. koğuştan Adanalı Hakkı abimizden lahmacun. Acı mı, bak bakalım. Zehir gibi. İyi. Nerede olan bunun şalgam suyu? Hoş git getir bakayım. Baş üstüne abi. Bu ne? Para. Bundan böyle bütün koğuşların haracı bizde toplanıyor ağam. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Ne istersen yap abi. Öyle mi? Dağıtın garibanlara. Oldu. Karabela yarın mahkemeye çıkıyormuş. Ne ceza verirler acaba? Sorduğuna bak. Asallar herhalde. Yazık. Mahallemiz aslan gibi evladını kaybedecek. Mert, yürekli, bilekli, fakir babası. Ah, keşke onun yerine adam beni assalar. Bitti. Sen ne dersin bu işe Müslüm Efendi? Aman bilmeden meğer ateşle oynuyormuşuz. Bir an önce assalar da kurtulsak ya. Geceleri uyku tutmaz oldu vallahi. Ya hapiste yırtarsa? Aman söyleme, o zaman ikimizin de canını okur. Bırakın resim çekmeyi, bırakın. Geçin yerlerinize, mahkeme başlayacak. Ne haber? Ne oluyor baba? Ne bileyim ben oğlum. Bırakın konuşmayı. Burası mahkeme. Dön önüne. Bana mı diyor? Ha. Gelseyi açıyorum. Şimdi sayın savcı iddianameyi okuyacak. Buyurun. Sayın hakim, ben iddianameyi okumayacağım. Neden? Çünkü bu sanık maalesef yargılanamaz. Anne ne oluyor? Dur kızım, dur. Ay. Susun, susun! Devam edin. Af kanunu çıktığından bu yana sanığın hiçbir suç işlemediği resmi kayıtlardan anlaşılıyor. Ayrıca bu arada 5 olayda işlenen suçların faillerinin Karabela adını kullanarak suçları sanığın üzerine attıkları emniyet teşkilatının yazılarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan sanığın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yani hakim bey, serbest miyim ben? Geldin abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen ne diyorsun be? Affet abicim. Geçmiş olsun. Öpeyim abi. Kusurlarımız abi. Hadi bakalım.
Aslan kardeşim benim, vaktimi getirdim sana. Kız, hadi öp kayınpederin elini. Dur hele, daha çocuk onlar Müslüm Efendi. Ne olsun, biz şimdiden aramızda söz keselim. He? Pekala, ama önce okullarını bitirsinler. Okullar ha, madem öyle istiyorsun, olsun. Ay, herkese dert anlatmaktan helak oldum vallahi. Ayol, benim kocam bildiğiniz erkeklerden değildir. Bakmayın öyle sakin durduğuna. Yavaş atın çiftesi pek olur. Bir kızarsa, alimallah dünyaları yıkar derdim de kimse inanmazdı. Şimdi görsünler bakalım neymiş benim aslan kucucuğum. Kahveniz babacığım. Kim otur dedi sana? Kaldır şunları! Ay, kızım kaldır çabuk şunları, götür kapağımı da al! Kızdırma babanı, götür! Sana kim otur dedi? He? He şöyle! Nasıl? Beğendin mi yeni koltukları? Güzel! Ama bundan sonra bana sormadan bu eve bir iğne bile alınmayacak! Yok, almam! Almam kocacığım! Şimdi ara haberleri veriyoruz. Özel af kanunundan yararlanarak serbest bırakılan Karabela, kendi mahallesinde krallar gibi karşılandı. Geçtiği yerlere halılar serildi, düğün bayram edildi. Ulan herife bak! Namımızı çaldı! Yedirmem ulan sana yedirmem! Oo, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Kamil Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Karabela. Ahem, affedersiniz Karabela Bey. Sizi aramızda görmek ne büyük mutluluk. Buyurun efendim, buyurun. İstirahatinize bakın, kendi evinizde gibi. Efendim, duyduğuma göre senelerdir bizim fabrikada el ele beraber çalışıyormuşuz. Evet, 15 senedir kamyonette direksiyon sallıyorum. Affedin, kusurumuz büyük. Kıymetinizi anlayamadık. Cahilliğimize verin. Bundan böyle, eğer kabul buyurursanız daha önemli bir görevde beraberliğimizi sürdürmek istiyorum. Maaşınıza da 25.000 lira zam yaptım. 25.000, iyi de ne iş yapacakmışım? Sizin için reklam bölümü şefliğini düşündüm. Reklam bölümü şefliği mi? Evet, fabrikamızın ürettiği tüm mamullerin reklamlarından siz sorumlusunuz. Kabul. Yalnız bir tek şartım var. Evet. Reklamlarda ben oynayacağım. Güzel. Çok enteresan bir fikir. Değil mi ya? Bugüne kadar reklamlarda oynayanlar benden yakışıklı mı? Evet, kamera. Şimdi piknik yapan hanımlarla beraberiz. Bakalım ne diyecekler. Nasıl, yağımızı beğendiniz mi? Çok! Ya siz? Çok güzel, harika! Bir dilim daha yiyebilir miyim? Sen de karnını burada doyuracaksın galiba. Sizin fikriniz? Ah, harika doğrusu! Harika bir adamsınız! Beni değil, yediğinizi sordum. Ah, yediğimi mi? Çok güzel, bütün kadınlara tavsiye ederim. Evet, bayanlar baylar, ben de Karabela'yken silahlarımı öz dana yağlarıyla yağlardım. Sağlamdır, fisk yumuşaktır. Ulan ben soydum, ben kırdım, ben vurdum! Bu herif sefasını sürüyor be! Aman Allah'ım, şu mutfağın haline bak! Bu bulaşığı ben nasıl yıkayacağım? Nasıl temizleyeceğim bunca tabağı, çanağı? Of, of!
İsterseniz ben size yardım edeyim. Oh, Karabela, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bulaşık tozunu tanıdınız mı? Hayır. Tanımazsın tabii. Üstünü kağıtla sardım. Yeni mamülümüz İkramiyeli. Siz içeride istirahat buyurun, 2 dakikada mutfağınız tertemiz olacak. Teşekkür ederim Karabela. Evet. Temizlik imandan gelir. Biraz toz serpelim. Sonra... Ya bu bulaşık yıkanır mı be? Ne kirlettin mutfağı bu kadar? En iyisi siz de Karabela gibi yapın, mutfağı temize havale edin. İşte böyle, yallah! Ne uğraşıyorsunuz tozla mozla? Buyurun, hepsi bu kadar. Kimsin sen? Gerçek Karabela. Karabela'yı yakalayalı 2 ay oldu. Ama... Kendine reklam olsun diye bizi uğraştırma, fena olur sonra. Sayın komiserim, beni öldürün, asın! Ama yiğidin hakkını yemeyin! Allah'ımı inkar edeyim, gerçek Karabela benim! Geberteceğim o iti! Namım üzerine bağdaş kurdu, keyfini sürüyor! Ya, otur! Otur da anlat bakalım şu işin doğrusunu. Sağ olun. Bundan tam 5 sene önce... hakkımda vur emri çıkmış. Polis, jandarma hepsi peşimde. Göz açtırmıyorlar. Gece gündüz ormanda gizleniyordum. Derken yerimi keşfettiler. Eh oğlum dedim kendi kendime, bu sefer sağlamına gittin. Ölümlerden ölüm beyim. Derken abiler bir gene göreyim. Ormanın ortasında bir reklam kamyonu. Şoför içinde uyuyor. Besteki icabı tabi, hemen ceplerini yokladım. Elime nüfus kağıdı geçti. Eh kurtuldun oğlum Karabela dedim. Herifin nüfus kağıdını aldığım gibi volta. O nüfus kağıdı sayesinde jandarma kordonunu geçtim. Kurtuldum. O günden bu yana hep o kimlikle yaşadım. Ama o inek oğlu inek... Affedersiniz abiler. Namımı çalıp keyfini sürmeye başladı. Dayanamıyorum buna. Allah aşkına tevkif edin beni. Gerçek ortaya çıksın. Namım kurtulsun. Gerçek Karabela yakalandı. Evvelce yakalanan Kamil Yavaş'ın kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. Vay it herif vay. Gösteririm ulan ben sana. Yeni bir reklam numarası düşünüyorum da, F28. Sen al o F28'i de... Ulan sahtekar utanmaz! Ulan arlanmaz hayasız herif! Karabela olmak kim sen kim? Sümsük herif! Defol! Defol karşımdan! Kovuyorum seni! Bağırma, anladık. Gidiyoruz işte, bırak. Yakamı bırak da gideyim. Defol! Defol! Gittik. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Sana her şey düzelecek dememiş miydim? Sanki rüyada gibiyim. Ben de. Yarın sabah uğrar seni alırım. Bir daha kızımın yanında görürsem beynini dağıtırım senin. Ama Müslüm baba... Kes! Nereden Müslüm baban oluyormuşum? Sahtekar Karabela'nın oğlu. Sahtekar mı? He, foyası meydana çıktı. Yarına kadar evi boşaltmazsa yapacağımı ben bilirim. Yürü kız, yürü! Vay be, helal olsun. Hepimize yedirdin ya. Bana bak! Bundan sonra belediye de olsa, parayla da olsa dükkanıma ayak basma, kırarım bu kemiklerini. Anladın mı?
Karabela! Karabela! Bir daha bu dükkana gelirsen seni et diye kör satırla bir güzel doğrarım. Sahtekar herif! İki gözün kör olsun inşallah! Bunu da mı yapacaktın bana herif? Bizi rezil ettin baba, rezil! 40 yılda bir övünülecek bir yanını bulmuştuk. Yerin dibine bat inşallah! Karabela'ya bak! Karabela! Senin her yanın Karabela olsa ne olur? Olur! Gene Müslüm Bey, değil mi? Beni affet oğlum. Hep benim yüzümden. Yoksa sen de mi beni artık küçük görüyorsun? Sen dünyanın en iyi babasısın. Buyurun Karabela beyefendi. Afiyet olsun. Nerede? Sözlüsüne vedalaşmaya gitti. Taşınıyor musunuz? Nereye? Uzaklara. Babam artık bu mahallede duramayız dedi. Seni bir daha göremeyecek miyim? Bilmem. Mektup yaz. Nerede olduğunu bileyim. Kaçar gelirim sana. Tabii yazarım. Ulan velet! Müslüm efendi sana kızının etrafında dolanma demedi mi lan? Sokaktan geçmeme de karışamazsınız ya! Ya! Bak bakalım karışır mıyız, karışamaz mıyız? Durun! Yapmayın, ne olur! Yapmayın, korkmayın! Yapmayın! Bırakın onu, yapmayın! Durun, korkmayın! Korkmayın, yalvarırım, korkmayın! Durun, yapmayın! Baba, Allah aşkına durdur onları! Söylemiştim, bu dayağı çoktan hak etmişti o! Yapmayın, ne olur! Vurmayın, yalvarırım, yapmayın! Karışma sen be, yürü içeri hadi, yürü! Gitmiyor muyuz abla? Dur, gideceğiz. Daha ne bekliyoruz? Erol'u. Oğlum, evladım! Ne oldu oğlum? Oğlum, kim yaptı bunu? Niyazi'nin adamları.
Oo, Karabela, hoş geldin. Yakışır mı sana? Bacak kadar çocuktan ne istedin? Senin de, köpeklerinin de canı cehenneme! Halterciler, kaldırın. Güzel, indirin. Kaldırın. Götürüp çöpe atın. Aslan babam, meğer sen neymişsin? Ben askerliğimi komando olarak yapmıştım. Ne haber hanım? Kamilciğim, şeker kardeşim, Allah şahidindir, seni ne kadar çok severim. Müslüm efendi, fena marizler. Senin vurduğun yerde gül biter. Gül bahçesine dönersin o zaman. Ayol, akraba olacağız, unuttun mu? Ne dersin oğlum? Yüksek sesle söyle, herkes duysun. Ey cemaati Müslümin! Burada, herkesin huzurunda kızım Hülya ile oğlumuz Erol'un nişanını bir daha ayırmamak üzere ve bir daha kalleşlik etmeyeceğime yemin ederek ilan ederim! Aslan kocacığım benim, sen bir tanesin! Söyle bakalım şimdi, en büyük kimmiş? En büyük Kamil, başka büyük yok! Olmadı! Yüksek sesle söyle, herkes duysun! En büyük Kamil, başka büyük yok!